Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Violet Evergarden serisinin 3. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. En başta yeni açılış ve kapanış şarkılarımız geldi. E, kapanış şarkısı yani benim çok sık karşılaştığım bir kapanış şarkısı. Yani çok seri özgün bir şey olmamış. Açılış şarkısı güzeldi ama e, biraz böyle farklı bir havası vardı. Yani hem açılış hem kapanış ne iyiydi ne kötüydü. E, böyle çok farklı bir şey yoktu açıkçası. Ben tekrar tekrar dinleyeceğim bir açılış ve kapanış değildi açıkçası. Seride bazı gelişme oldu. Violet karakterimiz ilk defa insanlara anlamaya başladı. Ama şöyle bir durum var. İnternette genel olarak okuduğum kadarıyla bu bir filler bölünmüş. Yani, manga, yani novelında olmayan manga diyorum. Novelında olmayan bir bölünmüş. O yüzden daha bunlar asıl şeyler değil yani. Ee, ve niye daim baştan filler koydular onu da anlamış değilim. Neyse ben novel'ını okumadığım için çok novel, yorum, novel hakkında yorum yapmayacağım sadece böyle bilgilendirmiş olayım. Yani şu an izlediğimiz bölüm normalde hikayenin senaryosunda, ana senaryosunda olmayan bir şey. Ama Violet karakterimiz bu bölümde işte bu auto-memory doll işte eğitimine girdi. Ee, ve orada ilk mektubunu yazdı, ilk yürekten mektubunu yazdı, içten mektubunu yazdı. Ee, Lucille karakteri güzel tasarlamış bir karakterdi. Benim hoşuma gitti yani. Hani özellikle kıyafetleri çok hoştu. Yani kıyafetlerini kim tasarladı bilmiyorum da. E, kıyafetleri ekstra güzeldi. E, ve hani onun abisi olan ilişkisini gerçekten mektuba döktü. Güzel bölümü derseniz güzel bir bölümdü. E, Violet karakteri belli anlamlarda e, çok sıkıcı bir karakter olabiliyor ama ben gerçekten bunu senin akışına bağlıyorum. Yani ilerleyen bölümlerde bu kadar da e, sıkıcı gideceğini düşünmüyorum yani çünkü giderek gelişmeye başlayacak. E, bu bölümde biraz hani ondan rahatsız rahatsızlık duyanlar olmuş. Ben açıkçası o kadar rahatsız olmadım. E özellikle bu Lise Liberty'de hani sahil karesin çıktıkları zaman ki e, efektler ve müzik çok hoştu. Yani gerçekten çok güzel. Ben öyle sahneleri çok severim. Hani anlık güzel bir manzara gösteren falan. Animelerde bunları güzel yapmaya başarıyorlar. E, bu bölümde daha da güzel yapmaya başardılar. Bölümün sonunu beğenmedim. Yani bölümün sonu çok aşırı öngörülebilirdi. Ama Hani o mektup yazdığı kısım gerçekten hoştu. Hani güzel kurgulamışlar yani orayı. Ee, orada güzel bir tatlı bir dram katmışlar ama sonu çok sıradandı. İşte mutlu son falan, şey aldı, rozeti aldı falan filan. Artık e, Violet'te bir auto memorial. O çok hoş şeklinde. Sonları ben çok sevmiyorum açıkçası. Biraz daha böyle farklı sonlar güzel olabiliyor. Artık bu bölümden sonra Violet karakterimizin hani mektup yazma ve mektup yazarak insanları anlama eee arkamız başlıyor diyebiliriz herhalde. Muhtemelen öyle olacaktır. Yani çok ekstra bir şey gelmeyecektir daha fazla. Ee, seri bildiğiniz gibi 14 bölüm olacak. 11 bölüm kaldı. Acaba bu 11 bölüm boyunca e, Lucia gibi farklı karakterler mi tanıtacak? Bizlere farklı kişiler mi tanıtacak? Farklı yan karakterler mi sokmaya çalışacak? Yoksa işte mesela Gilbert gibi ki bu bölümde de hani Gilbert'la Violet'in hani bir ufak bir anısını gördük. İşte bu Lyd'ına bakarken keşke sen de Lyd'ının şeyini görebilseydin, manzarasını görebilseydin tarzında. bu tarz ana karakterlerde de ciddi anlamda geçecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Genel anlamda seri şu ana kadar çok büyük bir farklılık yaratmadı ama muhtemelen bundan sonraki bölümlerde yarayacak diye düşünüyorum. Çünkü çok elinde hazır bir konu var, çok büyük potansiyeli var ve bunu güzel bir şekilde götürüyorlar şu ana kadar. Yani bu üçüncü bölümde e, güzel bir geçiş bölümüydü. Hani böyle çok temel bölüm sayılmazdı bu. Ana bölümlerden biri değil yani kesinlikle değildi. E, çok iyi bir bölüm de derseniz çok aşırı iyi bir bölüm de değildi. Ama kötü bir bölüm de değildi. Yani dedim ki güzel bir geçiş bölümüydü. Yani hani e, iler, ilerleyen senaryolar için güzel bir köprü hazırladı bu bölümle birlikte. Ama e, o sonunda çalan müzikler beni her seferinde benden alıyor. Yani gerçekten şu senin müziklerine e, aşık oldum diyebilirim yani tekrar tekrar dinleyebilirim. Hatta bazen bazı, bazı sahneler açıp sırf müzikleri için o sahneler tekrar izliyorum. Ee, bu önemli bir şeydir bence. Bir bir serideki müziklerin ve animasyonun bu kadar ekstra kaliteli olması, bu kadar farklılık oluşturabilmesi bence bu gerçekten önemli bir şey. Ee, Serinin güzel bir havası var. Şu anlık yani zevkle izliyorum yani açıp 3. bölüm çıkmış mı diye bakıyorum. Ee, bu açıdan hani ee, Violet Evergarden 3. bölümünde de güzeldi. Hoştu. Ee, özellikle gelecek haftaki bölümlerde seri nasıl şekillendireceklerine, dair birkaç ipucu vereceklerdir muhtemelen. Onu da bekleyip görelim. Bugünkü bugün incelemenin sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek hafta Violet Evergarden 4. bölüm incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.